Grafik problemleri. Grafik problemlerinde ilki çizgi grafiği. Ben bu çizgi grafiklerini denklemini yazarak, çünkü bunlar doğru belirtiyor ya, doğru belirttiği için denklem yazarak, grafiğin denklemi yazarak çözüyorum. Ama yorum yaparak da çözebiliriz. Yani şöyle bir şey hatırlatayım size. Mesela doğru denkleme hatırlarsanız, yani bir iki tane yazayım. Bunlar koordinat ekseni. Bazıları direkt orijinden geçer. Bazıları bir başlangıcı vardır. Bazıları ne olur? Sabit olur. Bu doğru grafiklerin hepsini çizebiliriz. Ama mesela şöyle. Bunun da başlangıcı var. Bunu ama şöyle yapayım. Hazırlan bir grafik yapayım. Şu şekilde. Şöyle düzeltim. Bak. Şimdi bu y eşittir mx doğrusudur. M eğim demektir. Direkt. Ve şunu yapıyoruz. Eğim doğrunun x ekseniyle yaptığı açının, pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Mesela şöyle düşün. Şu nokta derim 2, burası 6. Doğru denklemini söylüyorum. Y eşittir. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Karşısı kaç birim? 6 birim. Komşusu kaç birim? 2. 6 bölü 2x. Yani y eşittir 3x. Bunun denklemi bu. Buraya geliyorum. Mesela bu, atıyorum, litre olur. Bu zaman olur. Her şey olabilir. Boy, zaman olabilir. Yani şuraya istediğini yaz. Bir başlangıcı var demek burada olsa. Atıyorum şurası 2 olsun. Şurası 5. Şurası da 17 olsun. Ben şöyle yazabilirim. Boy eşittir. Çünkü bitki boyundan bahsedecek. Başlangıç 2 olduğu için 2 artı eğim, eğer dar açıysa pozitif olduğu için eğimini bulacağım ben. Şöyle eğim açısı veriyorum alfa. Karşı bölü komşu. Karşısı kaç birim? Baktığın zaman 17-2, 15 birim. Komşusu 5 birim. 15 bölü 5 çarpı t. Yani boy eşittir 2 artı 3 t. Eğer zaman ay ise, işte bir ayda 100 santimetre ise 100 santimetre, 3 metre ise 3 metre uzuyor demek oluyor. Bu, bunun denklemi oluyor direkt. Diyelim ki şöyle azalan bir grafik. Hani benzin olur, işte yine zaman olur, burası kilometre olur, yol olur, yola göre olur. Diyelim ki depoda işte 70 litre ve şurası da 10 olsun. Şurası 40 olsun. Bunun zamanla azaldığını söyledi. Dolayısıyla benzin eşittir dedim. Başlangıç ne? 70. Eksi diyeceğim. Çünkü eğim açısına baktığın zaman geniş açı. Tanjant geniş açıda eksidir diyeceğim. Ama şuradaki açıyı alacağım. Bak karşı bölü komşu. 70 eksi 40. 30 bölü 10 t. Yani benzin eşittir diyeceğiz. 70 eksi 3 t. Her kilometrede ya da her 100 kilometreden her neyse 3 litre benzin harcıyor demek. Yani eğer denklem yapabiliyorsan direkt denklemini çizip, yani denklemi yazıp işlem yapabilirim. Ki bunu soruya uygulayacağım şimdi bunları. Bak mesela başlıyorum. Doğrusal grafik yeni dikilen bir fidanın ilk 4 haftalık sürede boyundaki değişimi göstermiş.
3 hafta sonra boyu ne olur? Bak, boy eşittir diyorum. Başlangıcı ne? 6. Artı sadece eğim diyeceksin. Yani karşı boyu komşu. Şuraya alfa diyorsun. Karşısı ne kadar? 18-6'dan 12 cm. Komşusu ne kadar? Burası 4. 12 bölü 4T. Yani boy eşittir 6 artı 3T. Bitti. 3 hafta mı diyor? T yerine 3 yazarsın. 6 artı 9'dan 15 olur. Ha, ben bunu biraz geç anlarım diyorsam, o zaman da şu, bu bitkinin yorumu yapacağız. Tamam mı? Bitki 4 haftada, bak 4 haftada boyu 6'dan 18'e çıkmış. Yani 4 haftada 12 cm uzamış. O zaman dersin ki 1 haftada aynen 3 cm. 3 haftada 27 olmuş. 9 santimetre. Başlangıcı da 6 olduğu için 9 santimetre uzadı. Başlangıç boyu 6. 6 artı 9. 15'tir deyip bu şekilde bitirebilirsin. Bir başka soru. Var mı? Yok. Tamam. Şimdi şuradan yapalım. Bak. Şimdi bit boy eşittir diyorum. Başlangıcı 4. Eğimini buluyorum. Şöyle çiziyorum. Şuraya alfa diyorum. Karşısı 10-4 6. Komşusu 3. Artı 6 bölü 3T. Yani boy eşittir 4 artı 2T. Soruyu okuyalım. Bu fidan dikildikten kaç ay sonra 24 olur? 22 artı 4 artı 2T'yi 24'e eşitleyeceğiz. 2T eşittir 20, T eşittir 10. Bu kadar. Ha, şimdi yorumla çözelim. Şimdi bitki 3 ayda bak 4'ten 10'a yani 3 ayda 6 santimetre uzuyor. Peki şöyle deriz. Kaç ay sonra 24 santimetre olur. Şimdi başlangıç boyu 4. Bunu unutmamak lazım. Yani 20 santimetre uzaması lazım. Ki 4'e ektim 24 olsun. Şimdi 3 ayda 6 santimetre ise 20 santimetre için bak oran doğru orantı kuracaksın. Bu bunun iki katı ise 10 ayda 20 santimetre uzar. Başlangıç boyu da 4. Yani cevap o zaman 10'dur deriz. Ama ben hala denklemden yanayım. Mesela ikinci soru. Bak bu azalan bir grafik. Süt eşittir diyorum. Süt eşittir. Azaldığı için başlangıcı ne? 80. Azaldığı için eksi diyorum. Ama şuradaki eğim açısını alıyorum. Bak, karşısı ne? 70. Burası 14. 70 bölü 14 peynir. Peynir üretilmiş. O yüzden diyorum. Süt eşittir. 80-5P. Şimdi denklemi buldum. Bu mandırada 8 kilogram peynir üretildiğinde kalan süt miktarı. Şimdi ben önce şuraya bir 8 yazayım. P'ye 8 yazdığım zaman süt ne olur? 80-40'dan 40 litre süt harcanmış olur. Kalan sütü istiyor. Toplamda 80'di. 80-40'dan 40 litre deriz. Cevap 40 olur. Yani 8 kilogram peynir için 40 litre süt gerekli. O zaman 40 litre sütü harcadığına göre 80'di. 40'ı gitti. 40 kaldı diyeceğiz. Yorum yapmaya çalışsa şimdi 14 kilogram peynir için 80'den 10'a düştüğüne göre 70 litre süt harcamışım.
Eden 1 kilogram peynir için 14'e bölersen 5 litre süt harcarım. 8 kilogram peynir için 40 litre süt harcarım. 80'de 40'ını harcadın, 40 kaldı derim. Bu da bu şekildeydi. Şimdi 3'e geliyorum. 3'te 2 tane azalan var. 2 milyon zamana göre değişim var. Bak. Şu birinci mum olsun. Birinci mum olsun. Bu da ikinci mum olsun. Şimdi birinci mum şöyle yazıyorum. Boy 1 eşittir. Başlangıcı 15. Azaldığı için eksi şuradaki açıyı kullanacağım. Bak, karşısı ne kadar? 15. Komşusu ne kadar? 5. 15 bölü 5 zaman dakika yani t diyeceğim. Dolayısıyla boy 1 eşittir. 15 eksi 3'te. Şimdi boy 2'yi buluyorum. Başlangıç ne? 12. Yine azalan olduğu için eksi. Şuradaki açıyı kullanacağım. Burası 12. Şurası 6. 12 bölü 6t. Yani 12 eksi 2t. Kaç dakika sonra boylara eşit olur? Zaten bu dakika ya. Direkt eşitlersin. 15 eksi 3t eşittir. 12 eksi 2t. 3t'yi buraya, 12 buraya atarsan 3 eşittir t. Direkt cevap 3 gelir. Şimdi sütun grafiği. Sütun grafiğinde zaten direkt mesela yukarıdaki sütun grafiği bir elma bahçesinde 2012-15 yılları arasında elde edilen elma miktarlarını göstermiş. Sen hemen buradan şunu söyleyebilirsin. 2012'de 10 ton elma. İşte 2013'te baktım 16 ton elma. 2014'te 14 ton. 2015'te 8 ton elma üretilmiş. Ondan sonra istediğimiz sorusu bakalım ne soracak. 4 yıl boyunca üretilen elma miktarının toplamını bulunuz. Buluruz 10, 16, 14, 8, işte 30, 40, sanırım 48 ton. Direkt toplama. En az ve en çok elma üretim yapılan yıllar. En az 8 tonla 2015, en çok 16 tonla 2013. Yani grafikte zaten şurada direkt okunabilir. Bu 4 yılda ortalama kaç ton elma üretilmiştir? Ortalama 48, yani toplam bölü 4 yıla sunarsa 12 ton. Yani toplam elma sayısını toplam yıla kaç yıl istiyorsa böldüğümüz zaman ortalama 12 ton elma istemiş. Hemen pekiştirme 1'i yapalım. Toplam sayısını soruyor. Mesela A gazetesini okuyan 5 kişi var. B'yi okuyan 13 kişi var. C'yi okuyan 2 kişi var. D'yi okuyan 5 kişi var. Toplam dediğine göre toplarız. 10, 23, 25. Bitti. Sonra bir tablo vermiş. Tamam. Fındık fiyatları falan filan. Bu çiftçi bu 3 ayda ortalama kaç kilogram fındık satmıştır? Şimdi önce 500. Aynen. Zaten Ağustos'ta 400. Eylül'de 500. Ekim'de 600. Böyle 3 deyince 500 yapar. Ağustos ayı fındık geliri. Şimdi fındığı Ağustos'ta 7 TL'den satmış. O zaman 7 çarpı 400'den 400 kilogram 2800. Bir doğru o zaman. Çiftçi fındıktan en çok geliri Ekim ayında elde etmiştir. Bakmamız lazım. Şimdi Ağustos'ta 7 çarpı 400'den
2800. Eylül'de 600 çarpı 8'den 4800. Ekim'de 500 çarpı 10 TL'den 5000. Şimdi konuşalım. En çok geliri Ekim'de elde etmiş. Doğru. Çiftçinin 3 ay boyunca fındıktan elde ettiği ortalama gelir. Toplayacağız yani 2800 artı 4800 5000 bölü 3. Şimdi 12600 bölü 3 4200 yapıyor. 100 lirayla kaybetti. Yani 1 ve 2. Şimdi daire grafiğinde de 360'ı kullanacağız. Olay bitecek. Mesela önce açıların hepsini bulmamız lazım. Bak 120, 90, 60 yiyecekte 90 derece olur. Sonra aylık harcaması 2700 TL. Şimdi 360 dereceyi 2700'e denk geliyor. Bu şekilde gideceğiz. Tamam mı? Eğer istediğini yap. Hani bana işte 120 derece lazım. 120 derece bunun 3'te 1'i. 3'e bölersem 900 olur. İşte 60 derece lazım. 60 derece için. Tamam. 60'a 450. Ne kaldı geriye? 90 mı kaldı? 90'a 4'te 1'i 4'e böl. 704'e böl. 4'e bölersen 675. Şimdi buna ev kirası 900 denilmiş. Yiyecek 90 derece 675. Diğerlere yine 90 derece olduğu için 675. Eğitim 60 derece olduğu için 450. Şimdi neyi soruyor? Eğitime harcadığı miktar 450 TL. İşte yiyeceğe harcadığı para. Yiyeceğe harcadığı para 675. 675. Tüm harcamasının yüzde kaçıdır? Diyeceğiz ki 675 bölü tüm harcamasını 2700 çarp yüzdesini soruyorsa çarpı 100. Ya da şöyle yap. Yiyecek açısı 90 derece ya. Şöyle de 90 bölü 360 çarpı 100. Aynı şey. Böldüm 1'e 4, 4'e böldüm 25, %25 dersin. Aşağıda soru yoksa hemen şuraya geçelim. Yine malzemeleri vermiş. Eksik olan açıya bakayım. 180 burası. O zaman buraya 150-180 olması için 30 derece. Bunu bulduktan sonra yağ miktarını gösteren daire dilimi merkez açısı 30 derecedir. Tamam. Kurabiye yapımında kullanılan fındık miktarı 150 gram olduğuna göre. Bak kurabiye nerede? Fındık 150 gram. Yani diyor ki 50 derece 150 gram. 50 derece 150 grama denk geliyorsa un miktarı un 120. İşte 120 derece ne olur dersin? X eşittir 120 çarpı 150 bölü 50 dersin. Bununla bu 3 yapar. 360 deyip bitirebilirsin. Onun dışında yine 90 243 burası 60 derece oluyor. Bahçedeki kiraz ağaçlarının sayısı yani 90 derece kiraz ağaçların sayısı kayısı 60 dereceden 15 fazlaymış. Peki yani bir sürü denklem yapıyoruz. Aynen. Aradaki fark 30 derece eşittir 15 diyebilirsin. Armut ağaçlarının sayısını sormuş. Armut ne? 60 derece.
2 katı o zaman 31 derecesi.